Evet, herkese selamlar. Sizler de paragrafı defalarca kez okuyanlardan mısınız? O halde bu video tam da sizin için. Haydi bakalım, videoyu izliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, maalesef öyle bir paragraf sorularıyla karşılaşıyoruz ki bazen sanırsınız ki Divan-ı Lügati Türk yazılı metinlerini okuyoruz. Paragraflar bu kadar uzun olunca maalesef biz de bazı noktalarda odağımızı, ilgimizi kaybedebiliyoruz ve paragraf çözmek bizim için kabus haline gelebiliyor. Şimdi bu paragrafı biraz daha keyifli hale getirebilmek ve bunu bir kere de yapabilmek için bazı taktikler verelim. Hadi şimdi hemen onlara başlayalım. İlk maddemiz canı istemeyen arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bir kere paragraf çözmeyi ya da ders çalışmayı istemiyorsak, canımız bu noktada soru çözümü yapmak istemiyorsa işte paragraf sorularının bizim için kabus olması da aslında kuvvetle muhtemel. Bu yüzden bizler öncelikli olarak bu canı istememe durumunu bir göz önüne almamız lazım ve sebepleri, sonuçları bir araya getirmemiz lazım. Bizim şu anda canımız neden ders çalışmak istemiyor ve şu anda ne yapmak istiyoruz? Önce bunların olumlu ve olumsuz taraflarını şöyle gözümüzün önüne getiriyoruz. Gerekirse bunları bir kağıda yazıyoruz ve sebepleri, sonuçlarıyla şöyle zihin süzgecimizden bir geçiriyoruz aslında. Neredeyiz, ne yapmamız gerekiyor diye. Evet, canımız gerçekten hiç ders çalışmak istemiyorsa ve bunun için yeterince sebebimiz varsa bir süre ders çalışmayabiliriz. Biraz ara verip kendimizi ders çalışma vaktimiz eğer geliyorsa oraya kanalize ederek tekrar oturup bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi bu canı istememe durumunu olumluya çevirecek birkaç yol daha var aslında. Hayallerimiz ve hedeflerimiz. Eğer gerçekten hayallerimizi belirlemişsek ve hayallerimize giden yolda hedeflerimiz de kısa, orta ve uzun vadeli belliyse ve biz her bir adımı tamamladığımız zaman hayallerimize ulaştığımızı hissediyorsak işte bizim için o zaman bırakın paragraf sorularını, çalışmalarımızın tümü keyifli hale gelecektir. Bu yüzden hayallerimizi ve hedeflerimizi gözlerimizin önüne getirmemiz şart. Sevgili arkadaşlar, örneğin elde etmek istediğiniz bir meslek var. Bu meslekle ilgili en başarılı kişilerle tanışmak veya bunlarla ilgili yapılmış röportajları izlemek ya da mesleğinizle alakalı birinin nasıl gelir sağladığını görmek, en iyilerin neler yaptığını görmek, bunun yanında yine bunlarla alakasız kitap okumak, müzik dinlemek, yürüyüş yapmak, spor yapmak veya herhangi bir alanda ilham verici konuşmaları dinlemek sizin anlık motivasyonunuzu artırabilir ve hedeflerinizi gözünüzün önüne getirebilir. Evet, onlar yaptıysa ben de yapabilirim algısına kapılırsanız işte sizin için o kısa vadeli hedefler ders çalışmak olabilir. Bu yüzden paragraf da sizler için bir anda altın bir fırsata dönüşebilir. Bakın bu çok önemli. Lütfen buraya kadar yaptığımız konuşmaları özenle bir kez daha dinleyelim ve bununla ilgili ne yapabiliriz? Kendi kendimize belli başlı kararlar verelim. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim ikinci maddemize. Eğer canımız isteme durumunu gerçekleştirdiysek ve şimdi sorulara odaklanamıyorsak ve bu odaklanmalardan bir tanesi de her şeyin altını çizen arkadaşlarsa, evet şimdi burada bir durmanızı isterim. Sevgili arkadaşlar, paragraf soruları özellikle uzadık biraz daha kolaylaşır. Sadece öğrencilerimiz uzun paragraf sorularıyla karşılaşınca evet bu soru ne deyip bir an önce negatife dönüyorlar ve negatife döndükleri için de soru zaten zihinde bir kere zorlaşıyor. Bu yüzden sorunun uzunlaştıkça bizim ona meydan okuma derecemiz de artmış olsun. Şunu unutmayın, soruya önce bir meydan okursanız onun sizin için biraz daha kolay olduğunu göreceksiniz. Pozitif bir bakış açısı sizi doğru yanıta doğru biraz daha fazla götürecektir. Sevgili arkadaşlar, her şeyin altını çizen arkadaşlar paragrafta vurgulanması gereken yerleri, öne çıkan yerleri, asıl düşünceyi tespit edemememizi sağlayabilir. Bu yüzden ne yapacağız? Her şeyin altını çizmek yerine paragrafta o an önemli gördüğümüz yerin altını çizersek biraz sonra cevap şıklarına döndüğümüz zaman altını çizdiklerimizin direkt olarak orada yer alıyor olduğunu, yani cevap şıklarında yer alıyor olduğunu görebiliriz. Bu yüzden lütfen her şeyin altını çizmeyelim. Önemli yerlerin altını çizmekte, bazı yerleri vurgulamakta, yuvarlak içine almakta fayda olacaktır. Bunu da eklemiş olalım. Evet, bir sonraki maddemiz icat çıkaran arkadaşlar da. Sevgili arkadaşlar, YKS'nin bir tarzı var ve bu tarzı yıllar boyu devam ettiriyor. Yani Türkçe paragraf sorularını çözerken aynı zamanda YKS'nin de bizden ne istediğini az çok anlayabilmemiz lazım. Bunu en çok bolca paragraf sorusu çözerek yapabilirsiniz. O yüzden günde 20 tane, 30 tane paragraf sorusunu her gün çözerek alışkanlık haline getirirseniz ve yanlış sorularınızı inceleyerek paragraf sorularında doğru yanıta nasıl gidildiğini biraz görebilirseniz buradaki bakış açısını da kavrayabilirsiniz. Böylece sizler soru hazırlayanın bakış açısına göre düşünmeye başlayacaksınız. Bir süre sonra bu dediğim gibi zamanla oluyor. Bazı arkadaşlarımız direkt kendi değer yargılarına göre, kendi çıkarımlarına göre doğru sonuca gitmeye çalıştığı için paragraf sorularıyla maalesef düşman olabiliyorlar ve böylece özellikle sayısal öğrencileri paragraf sorularından, hatta Türkçe dersinin tümünden hoşlanmayabiliyorlar. Gelelim bir sonraki maddemize. Bir sonraki maddemiz isteyip, arzu edip, mücadele
edip bir türlü başarıyı sağlayamayan arkadaşlar da sevgili arkadaşlar sizlerin de öncelikle birazcık sabretmesi gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim bu günde 20 paragraf sizin tamamen YKS hazırlığındaki anahtarınız olmalı. Kalktık, uyandık, dişlerimizi nasıl fırçalıyorsak, lavaboya nasıl gidip ihtiyaçlarımızı gideriyorsak tam olarak okula gitmeden önce de 20 soruluk bir paragraf çözüp bunların da yanlışlarını inceleyebileceğimiz bir çalışma yaparsak bir süre sonra özellikle paragraf sorularındaki netlerimizin arttığını görebiliriz. Ve unutmayalım, bizler bu soruları çözerken yazarın bakış açısıyla düşünmeye, yanlışların doğrulara nasıl gidildiğini görerek hareket etmeye ve çözdüğümüz paragraf sorularındaki yanlışların video çözümlerini izleyerek biraz da başkalarının çözümlerinin bakış açılarına nasıl dönüştüğünü görerek yapabilirsek paragraf sorularındaki netlerimiz bir süre sonra artmaya başlayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerin de paragrafla ilgili taktikleri vardır. Bunları da yorumlara yazarsanız hepsini tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.